Beyler bayanlar selamlar. En son attığım videoda umarım hepiniz çok kazanmışsınızdır ki bazı yorumlarda da görüyorum beni sevindiriyorsunuz. Kazandığınızı zaten gülüyorum. Bazı arkadaşlar da ne hikmetse oyundan kazanamıyor. Yani bu oyundan da kazanamıyorsanız bir şey demeyeceğim. Neyse bugünkü konumuz yine Sunflower'la ilgili. Oyuna devam etmeli miyim? Edersem ne olur? En kötü ihtimalle hangi noktada durmalıyım? Beni neler bekliyor gibi bazı sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Bir de aynı zamanda gerçekten uğraşsaydınız ne kadar kazanabileceğinizi sizlere bu videoda gösteriyor olacağım. Haydi geçelim videomuza. Öncelikle bir gaz konuşmasıyla girdim. Hala kazanabilir misiniz? Aynı şekilde yapsanız bilmiyorum. Bu sizin kararınız olacak ama yapmış olsaydınız eğer arkadaşlar. Şimdi şu videoyu hatırlıyor musunuz? 110 bin TL'ye NFT sattım diye bir video paylaşmıştım. Hala kayıtlarda duruyor. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Cüzdan adresim de duruyor. Onu Polygon Scan'dan aratarak kendiniz de görebilirsiniz. Benim yaklaşık olarak 6.790 dolarım vardı. 6.800 dolarım vardı. Ve şu anki bakiyeme bakarsanız arkadaşlar. Bu değil. Bu da değil. Evet. Dolar olarak 7.900 hatta 8.000 dolarım var. Yani 1.200 dolar bir net nakit yaptım bu oyundan. Üstüne ikinci hesapta çekmedim onu hala. 100 dolar bakiyem duruyor ve açtığım hesaplarda yaklaşık olarak hani belli bir miktar var. Kaç tane açtığımızı burada söylemeyeyim. Çok var. Ama 200 dolar da orada duruyor dersek 8.300 dolara ulaşmışım. Bende ne vardı arkadaşlar? 6.800. 8.300 eksi 6.800 bu oyundan 1.500 dolar para yaptım ve hala da kazanmaya devam ediyorum. Nasıl mı kazanmaya devam ediyorum arkadaşlar? Multi hesapla. Multi hesap ne demek? Bir hesap açıp oynamak yerine siz birden fazla hesap açıp oynayabiliyorsunuz. Bu kurallara aykırı mı? Şuradan kontrol ederseniz bakın şu anda Sunflower Farmers'ın kendi Discord hesabındayım. Ve en çok sorulan sorular kısmında adamların direkt yazdığı şey multi account'a izin var mı? Multi hesaba izin var mı? Çoklu hesaba izin var mı sorusuna. Evet. Öyleyse bize de oynamak düşer arkadaşlar. Daha fazla hesapla oyuna girip bu paraları yaptık. Peki artık bunu yapmak mantıklı mı değil mi? Gelin ona bakalım. Ben burada size sadece verileri vereceğim arkadaşlar. O kesin başlamalısınız. O kesinlikle uzak durmalısınız gibi neşilliyorum ne de futluyorum arkadaşlar. Ben size verileri veriyorum. Kendi kararınız yine size ait. Ondan sonra ya olmadı, ya kötü gitti falan diye yoruma yazmayın. Ya bu oyunun ROI'si 3 saatti. 3 saatte ROI arkadaşlar. İnanılmaz bir oyun paylaştım sizlerle. Ve bunu beceremeyenler de var. O yüzden ben size verileri veririm. Kullanmak tamamen size kalmış. Peki şu anki verilerimiz ne arkadaşlar? Total saplı 1 milyona ulaştı. Biliyorsunuz 500 binde ilk yarılanmayı yaşamıştık. Ve ikinci yarılanma yaşandı şu anda. Ama bu diğer yarılanmalardan farklı. Yarılanma değil aslında, 5'e bölme. Yani siz ne ekerseniz 5 kat az maliyetle ekip aynı şekilde 5 kat da az token çıkartacaksınız. Yani eskiden günlük 10 token çıkartıyorsanız artık 2 tane token çıkartabileceksiniz. Peki bu fiyata yansıdı mı arkadaşlar? Maalesef fiyata aynı şekilde yansımadı. Buradan da bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu Pucoin'in Polygon diye eklerseniz başına orayı da kullanabilirsiniz. Ne oldu? Halving yaşandıktan sonra bir ümitler oldu tabii. 5 katına çıkacak mı? 5 dolar olacak mı tekrardan? Çünkü ilk Halving'de şuralara kadar çıktı ama bu aslında Halving'den değil, oyunun gördüğü taleple alakalıydı. Aşağıya düştü ve şimdi şu en yüksek gördüğüm miktar tekrardan 2 dolarlar oldu. Hatta biraz önce videoya başlamadan önce gerçekleşti bu. Halving'den sonra bu 5 kat düşürülmeden sonra hiçbir şekilde 2 doların üstüne çıkmadı. Çıkabilir mi? Bilmiyorum arkadaşlar, bunu kimse bilemez. Ben buraya 3 tane çizgi çeksem olmaz. Yani teknik analizi yapmaya da çalışmayın. Özellikle oyun tokenlarında teknik analizin bir işe yaradığını düşünmüyorum. Farklı fikriniz varsa da saygım sonsuz. Peki oyuna yeni başlamayı düşünüyorsanız ya da halihazırda tarlalarınız varsa nasıl devam etmelisiniz? Şimdi sizin için güzel bir tablo oluşturdum. Dolaşımdaki miktar 1 milyondan sonra ne olacak? Ve bu 1 milyondan sonra arkadaşlar kabak, turp ve karnabaharı baz aldım. Patatesi çıkarttım çünkü token'ın değeri çok yükselmedi ve gaz fiyatları yüksek olduğu için onu çıkartmak zorunda kaldım. Gaz fiyatını etkileyen iki tane şey var arkadaşlar. Birincisi gaz limiti, ikincisi giveaway denilen şey. Bu Matik ağındaki işlem yoğunluğuna göre
size daha fazla ücret de çıkartabiliyor, daha az ücret de çıkartabiliyor. Eğer çok fazla işlem varsa yüksek gidiyor diyorsunuz ki örneğin dün çok güzel bir örnekti. 160-170'lere kadar çıktı gibi. Diğer etkileyen şey ise gaz limiti. Oyunda yaptığınız her şey gaz limitini arttırıyor arkadaşlar. Yani siz oyunda bir kere şu alandaki her şeyin süresinin bittiğini varsayın. Bir kere buna tıkladığınızda gaz limit artıyor. Bir tane daha topladığınızda tekrar artıyor. Topladıklarınızı ektiğinizde tekrar artıyor. Yani yaptığınız her işlem için ekstradan bir fee ödüyorsunuz. Patateste ne oluyor arkadaşlar? Ekiyorsun, biçiyorsun, ekiyorsun, biçiyorsun, ekiyorsun, biçiyorsun. Normalde ödemen gereken tutar örneğin 4 sentse bu sefer 20 sente çıkıyor arkadaşlar. 4 kat, 5 kat daha fazla işlem yaptığın için daha fazla ödüyorsun. Çıkarttığımız oran 5 kat aşağıya düştü. Fiyat 5 kat yükselmedi. Fee aynı yerde durdu. Bu ne demek oluyor? Artık patatesin işlem ücretini karşılayacak durumumuz yok. O yüzden bu listede patatesi çıkarttım. Aman 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 patates yapmayın. Gerçi yine kendi hesabınızı yapın. Yine aynı sonuca varacaksınız. Peki bu listede arkadaşlar gördüğünüz üzere birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye aslında beşinci seviyeyi şöyle bir kırmızıya alalım. Beşinci seviye olmadığı için elimde yapamadım. Sizlerde de büyük ihtimalle yoktur diye düşünüyorum. Benimki dördüncü seviyeye kadar, dördüncü seviyeye kadar test edebildim. Peki bu test sonucunda neye ulaştık arkadaşlar? Bu listede token fiyatını istediğimiz gibi çevirebiliyoruz. Tamam mı? Ödediğimiz gaz miktarını belirleyebiliyoruz. Normalde ortalaması bunun 15-20'dir. Ama birazcık ağ yoğun olduğunda 30'a çıkar. Sonra da giderek katlanarak artar. Ortalama hani kötü gün olarak düşündüm ben. İyisinden bakmadım. Eğer gaz fee'yi 30 olarak seçip Matic fiyatını da yine bir tık yüksek aldım. Ödediğimiz fee daha yüksek çıksın diye. 2,6 dolar olarak belirlersek ve token fiyatı da arkadaşlar 1 dolardan devam ederse bizim kabaktan ikinci seviye bir binadan yani bir arttırmanız gerekiyor zaten kabağı ekmeniz için. Saatlik kazancınız 4 sent olacak. Siz bunu günde 10 kere yaparsanız 40 sente çıkacak. Ama şimdi iş nerede değişiyor? Multi hesapta. Artık herkesin multi hesabı var. Herkes birden fazla hesapla oynuyor. Eğer 10 tane de hesapla oynadığınızda size yine günlük 4 dolar gibi bir rakam bırakıyor olacak kabak. Ama artık dediğim gibi fee çok karşılamıyor. Hani token'ın çıkarttığınız token oranı düşük. O yüzden karnabahara yöneldi çoğu insan. Ve ben de Discord'daki arkadaşlara bu Excel'i paylaştığımda, bu görüntüyü paylaştığımda onlar da evet karnabahar mantıklıymış dediler, girmeye başladılar. Neden? Çünkü aynı seviyedeki bir binada karnabahar ektiğinizdeki ve kabak ektiğinizdeki kazanca bakın. Karnabahar ektiğinizde saatlik kazancınız, evet karnabahar normalde 8 saat. Ama 8'e böldüğünüzde sonuç olarak şu anda token 1 dolardan devam ederse bir tane karnabahar köyünden 11'lik köyden saatlik 10 sent kazanacaksınız. Zaten karnabaharı 8 saate gönderiyorsunuz arkadaşlar. Üçlü vardiyalar haline bölebilirsiniz. Yani günde 3 kere gönderdiğinizde bu size yaklaşık olarak günlük 2,4 bırakacak bir tane hesap. Bunu 10 tane hesapla yaptığınızda 24 dolar bırakıyor ki şu anki bu kurlara, bu gaz maliyeti ve matik değerine göre benim kazancım hala günlük 200 dolar arkadaşlar. Hesaplar ortada. Lütfen bu hesaplamaları kendiniz de yapın. Ondan sonra token fiyatı aşağı düşerse ki ona da bakalım. Aşağıya düştüğünde bu arada şunu da unutmayın. Giveaway de azalacak. Çünkü oyunu birçok insan bırakacak. O zaman giveaway'i de 20'den alırsak ve token fiyatı 0,10 sente düşse bile arkadaşlar size tamam çok atomik de olsa küçük miktar da olsa hala kazançlı. Ha emeğinize değer mi değmez mi? O tamamen sizin bileceğiniz iş. Ama zarar etmiyorsunuz. Şu anki duruma göre de 10 sente düşmesi için baya çakılması lazım. İnsanların oyunu bırakması lazım. 1,60 seviyelerinde devam ediyor. Gerçi gün içinde 1,20'ye kadar düşüyor. Sonra tekrar 2'ye çıkıyor. Sürekli bir dalgalanma yaşıyor. Ortada tüm veriler mevcut. Merak ediyorsanız bir önceki videoma da tekrardan bakabilirsiniz. Aynı şekilde white paper'ını da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Destek almak isterseniz de Discord kanalıma katılabilirsiniz. Burada çoğu sorunun çözümünü paylaşmaya çalışıyoruz ve bir güncelleme olduğunda en mantıklı hareketin nasıl olacağını söylüyoruz. Örneğin ben bu listeyi bu videoyu çekmeden önce hemen buradaki arkadaşlara paylaştım. Ya da aynı şekilde cüzdanda reset sıkıntısı yaşıyor. Cüzdanda işlem sıkıntısı yaşıyorsanız takılı kaldıysa işlemleriniz
ne olacağı, server'ın patlayıp patlamadığı gibi haberlere de buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni proje incelemelerini de tekrardan çok yakında paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Birazcık benim de cebim para görsün. Güzel proje bulmuşken ben de 1-2 gün daha bir para kazanmaya bakayım. Ondan sonra yeni projelerle karşınızda olacağım tekrardan. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.